zorlukla başa çıkabilmeniz için o zorluğun içerisinden geçmeyi öğrenmeniz lazım. Mesleğine yönelmek yerine sanatı seçti. 1987 yılında amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. Daha sonra Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi topluluklarda, oyunlarda oynadı. Şehir tiyatrosunda da çalışan Taşdemir, 2005 yılında çığır sahnede, 2006 yılında da Tiyatro Fora kadrosunda yer aldı. Önce kişi kendine verdiği sözleri tutacak. En basit, hep basitten başlamakta fayda var. Kalkıyoruz, diyoruz ki yarın sabah erken kalkacağım, sporumu yapacağım ya da işte yürüyüşümü yapacağım. Ama kişi önce kendine verdiği sözü tutmuyor. Şimdi çatı katında inziva vakti. Nerede aranacak aklının hakkı? Dinlemeliydin vaktinde aklı. Seni unutmaya çalışmakta varmış maalesef.
Kestik mi? Kesmedik mi? Kesmeyelim mi? Ama hep kesiyorsun Ceyhun. Ben de şaşırıyorum. Ben de insanım. Bazen niye öyle diyorsun? Müzisyenlerimiz böyle yerlerine otururken hop kestik diyorsun. Ben kesmesiz ne yapayım? Kesmesiz gidelim canlı gibi. Zaten öyle yapıyoruz aslında. Her şey burada olduğu gibi. Ay ne güzel olmuş. Güzel oldu şarkı. Başladık vallahi mı? Vallahi çoktan başladık. Ha, öyle, hayır tabii. Kesiyor ya diyor. Ha, yok kesmez. Ya bizim niye kafa gidik öyle ya? Ceyhun'la bir aranızda böyle bir şey var. Bizim programın da kafası gidik. Emin misiniz burada bulunmak istediğinize? Son kez soruyorum. Eminsiniz değil mi? Ben bayılarak. Bundan sonra olacaklardan sorumlu değilim. Peki kim yakışıklıyı sorumlu? Bulmuşuz. Almışız aramıza. Estağfurullah. Hayırlı olsun. Yolunda açık hayırlı olsun. Kaç yıl oldu? Müziğe başladı. Evet. Yani 5-6 yaşından itibaren mırıldanmaya başlamıştım. Yani şarkı söyleme. Evde sürekli müzik dönüyordu bizim. Yani benim annemin sesi de çok güzel bu arada. Herhalde genetik ondan geçti bana. Herhalde yaklaşık 20 yıldır falan müzik hayatımda ama enstrüman çalmaya 13 yaşında başlamıştım tam olarak. Ne çalıyorsun? Profesyonel. Piyano çalıyorum. Ay ne güzel. Gitar çalıyorum. Okulda konservatuar çıkışlıyım. Okulda iki bizim tane onlar mi sadece? Ben sizi kıskanıyorum. Bir de saksafon öğreneceğim. Saksafon şu anda gitar bence. O benim kesinlikle. En güzeli. O benim hayalim. İnşallah evet. Yakın zamanda onu da öğrenirsem üç enstrüman var. O müzisyenliği de çok geliştirmez mi? Tabii herhalde. Saksafon çalabilmek bir değil şey mi? Bir şey çalabilmek yani zaten. Yani söyleyebilmeyi de çok geliştiren kesinlikle bir şey değil mi? Kesinlikle nefes. Değil mi? Şey peki ya, profesyonel falan anlamda kaç yıl oldu? Profesyonel anlamda 2015'te mezun oldum okuldan. Ya aslında okul yıllarımda hep hem sahneye çıkıyordum. Demek ki bir 7 yılı okuyordum falan var yani. Netinde yani şöyle evet, 7 yılı 5, var değil mi? 7 sene düz hesap diyebiliriz evet. Bu kadın ya bu kadın. Benim bu kadın de 5 yıl oldu. Eliz Hanım'a. Başımızın tacı. Ay, teşekkür ederim. 45. sanat yılını icra ediyor bu yıl. Nasıl geçti bilmiyorum. Bir de böyle çok acayip dönemleri görmüş olmak da. Ya bir de işin enteresan tarafı bana diyorlar ki ne hissediyorsun? Hiç şöyle bir şey, ben yeni başladığım yıllardaymış gibi hissettiğim için kendimi bilmiyorum yani. Ya ruh ya şöyle oluyor, 7'de kalıyor hayır, mesela. Hayır işte de öyleyim. Ha. Mesleğimde de öyleyim. Ha. Tabii tabii. Kaç mesela? Meslekteki yaşınız şu anda kaç? 15? 16, 17, 10, hadi 10, 20 diyelim hadi. Bence Cem'in meslek yaşı şu anda 53. Ne kadar abi, olgun, yani sakin. Ben böyle o heyecan. Mesela radyolara bağlanıyorum canlı yayın. Böyle titriyorum. Aynı şey bende de oluyor. Yani, yani korkunç bir şey. Yani 45 yıl evet, sahneye çıkıyorsun. Yani neler neler neler. Ne şovlar. Sevgili Zeki Alasya Metin Akpınar'la, Müjdat Gezen'le, Cenk Koray'la rahmetli. Ne sahne şovları yaptık. Ama o heyecan asla... Gazinolar da vardı. Tabii gazinolar vardı. Ya ne kadar adamlar size aşıktı. Hiçbiri söylemedi. Fırlanta falan gelmez miydi? Ben o gelenlerden değildim. Peki çiçekler gelir miydi hep böyle? Çiçek, odaya gidince böyle çiçek olur muydu? Çiçek çok olurdu. Ya. Ama çiçeğin içinden arabası anahtarı çıkan arkadaşları biliyorum. Ne anahtarı pardon? Bip. İşte M'yle başlayan şeylerden çıkanlardan. Sevgili Rütük seviyoruz. Aynı anda Ceyhun kulağıma söylediği için duyamadım evet, pardon. M ile başlayan lüks araba. Tamam. Anahtarı. Var ama size olmadı. Ya o şeyle alakalı bir şey. O duruşla alakalı. Onlar bana yollayamazlar. Ya yani için için böyle ya bana niye çıkmıyor der miydiniz? Ne bana niye çıkmıyor? Anahtar mesela. Yani öyle bir şey. Ha. Nasıl hani öyle insan... bir şey gelse geri gideceğini bilirdi o yollayacak. Hayır hayır şöyle bir şey var. Mesela ben diyeyim ki bende de o var. Bir taraftan duruş belli ya orada ya böyle ya. Ama diğer taraftan öbürüne geliyor ya ben sinir olabilirim yani. Yok hiç olmam ben. Ben de hiç. Bana çiçek gelsin. Ya. Tabii. Çiçek çok yani çiçek gelsin. Aynı kafa şu anda da geçerli. 45 yıl sonra da geçerli. Tabii tabii. Ondan dolayı işte Yeliz duruyor orada. Bana çiçek gelsin. Çiçek gelsin bana. Ne oldu? Ne yararı oldu? Yararı olmamış mı? Şu anda anneniz gibi konuşuyorum farkında mısın? Ne oldu çocuğum? Ne oldu? Ben neye demedim yaradı sana? Yani? Senin o duruşun neye yaradı? Neye yaradı? Şimdi fena mı olurdu iki villamız olaydı? Hepsi oldu. Allah'a çok pandemi şükür. Döneminde havuza girerdik iki. Bu dünya bak bir küçücük bir gram bile olmayan mikrop bütün dünyayı eve soktu. Aslında doğanın Allah'ın ne kadar büyük bir imtihanı ve sınavı bu. Yani dedi ki
aslında hepiniz yalnızsınız. Hı hı. Hiçbir şey yapamazsınız. Aynen öyle. Oturun oturduğunuz yerde. Herkesin çok kendini bir yoğun olarak sorguladığı sınav. Bir zamanda yani, bence. Ne olacağın, bir, bu şimdi varsın bir saniye sonra yoksun. Aynen. Yani 4 tane villan olsa ne olacak, 8 tane araban olsa ne olacak? Doğru. Aynen. Cem, çok dürüst ol. Tamam. Hatırlıyor musun Yeliz Hanım'ı? Tabii ki de hatırlıyorum. Yalan. Benim zaten ilk dinlediğim, yani Yeliz Hanım'ın ilk şarkısı Yalan'dı. Değil mi? Ya o da tam olarak sene 77. Kaçta çıktı o? O sonradan bir de düzenlendi tekrardan. 2007. Kaç doğumlu olduğunu söyleyeyim mi? 93 doğumlu. Tabii öyledir. 2007. 2007. Evet, ben annemden okudum. Dolayı biliyorum ama. Yani annem 62'li benim. O sürekli müzik dinlediği için ben Yeliz Hanım'ın ilk şarkısını evde ya da arabada da babamla beraber. İlk şarkım o değil ama. Tabii o değil. Benim sizi ilk keşfettiğim şarkı. Hoş geldin Bahar. Evet o vardı. Sonra? Hoş geldin Bahar sen olsan yeter. Sonra 1975 Türkiye ilk Eurovizyon şarkı yarışması. İkinci oldum Hayalimdeki Adam. Çok iyi bilirim. Çiğdem Talu, evet. Selmi Andak. Evet. Şahane şarkıdır. Sonra Yalanlar çok geldi, Sel Suyu geldi. Sonra Gönlüm Seninle evet. var, Oldu Olacak var. Hmm. 80'lerin sonuna doğru pop müzik düşüşe geçti. Hepimiz hurra, fantezi, Türk sanat müziği, arabesk, Türk ön onlara kaydık. Hmm. Bir sürü işte Gündüzüm Seninle geldi, Kristal Kadeh var, Erol Soyan'da hocam onun bestesi. Bir sürü şarkılar, long play'ler yaptık. Harika. O zaman bir gelsin VTR'miz. Biz liste 5 minareyi bile okumuştum yani. Evet, evet. Tabii. Doğru. VTR mi var? Hepsini hatırlıyorum. Evet, var. Çeyin bin dert olsun, gönlün aşkta cömert olsun. Çekmeyen kalp namert olsun, seni sevmek var. Gibi 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 gibi. Aa, evet yani bir sürü bir sürü. Bir sürü bir sürü. Özlüyor musunuz o yılları? Yok ben hala o yıllardayım ki. Sonra bir şey çıkaracağım. Israrla. Hayır efendim özlemeniz gerekiyor. Niçin? Yani her sabah uyandığımda yani yeni böyle hani diyorum ki ya ben ne yapabilirim yani hani böyle şu anda artık şu konu şu senedesin şu yaştasın falan. Alakam yok. Ne yaşımla, o rakamlar zaten beni ilgilendirmiyor. Zaten sanatçının bir yaşı olmaz. Bence de. Yani bir de enerji biz de tırnak bence. İçerisinde bazen hep yazarlar ya eski sanatçı. Sanatçının eskisi olmaz. Sanatçı değil mi yazıyorlar? Çok kim yazan. Kim yazıyor bunu ya? Çok yazan ayıp. Oldu. Çok konuşan, söyleyen oldu. Aa. Yani sanatçının eskisi olmaz. Çünkü bir sanatçı ama her daldaki resimden tutun. Hı-hı. Sahneye kadar her daldaki seneler geçtikçe yani yaş ilerledikçe büyüdük öğrendikçe daha kıymetlenir o yani Avrupa'da dünyada adam 80 küsür yaşında konser verdi evet. Frank Sinatra tepelerde şey yaptılar bizde eski maalesef bizde onun da bence dönem popülaritesiyle bir alakası var bence onun. Bir de yani şöyle zaten magazinsel değilsen hani popüler değilsen evet. Mesela ben 2 senede bir şarkı çıkarıyorum. Hiç ara vermiyorum ki. Mesela bundan 2 sene önce Bekle Yağmur Geliyor yaptım. Ondan 4 sene önce sevgili Soner'in Gidiyorum yaptım. Soner'le bir düet yaptık falan. Hep böyle evet. Devam ediyor ama bu tabii benim can şeyim bu şarkı. Bu şarkı çok güzel oldu ama ben dinledim defalarca. O zaman burada şarkı... tam dinleyelim mi bu şarkıyı? Dinleyelim. Hadi bir dinleyelim. Ya bu şarkı çok ağlatıcı ama ben ya. Ben okurken ağladım çok... zaten. Hem Ahmet Kaya'ya çok bir okudum. Saygı. Ay, çok ağladım okurken. Hem Yeliz'in 45. Yani, sanat yılı. Yani çok böyle hikayesini anlatırım sonra şarkı. Ay şimdi bir anlatsana. Anlatayım mı? Evet evet merak ettim. Şimdi Özgür aradı dedi ki bir 45. yıla... Yakışır bir şey yapalım dedi. Arabesk yapalım dedi. Ne yapalım ama cover olsun dedi falan. Benim bu şarkıyı ben 3 senedir falan kafamda sahnede bile okumuyorum ki ay biri duyar da Allah korusun aklına gelir birinin çıkarır falan diye. Ondan sonra korkuyorum.
İki gün falan aklıma gelmedi. Sonra üçüncü gün evde otururken ay dedim ki ben dedim bunu nasıl hatırlamadım ya? Hemen telefonu aldım. WhatsApp'ı açtım. Mikrofondan beni vur canlı canlı okudum Özgür'e. Yolladım. Tamamdır dedi Özgür. Hani bir bukle okudu. Ya söyleseler mesela Eda Baba söylüyor bunu genç nesilden. Ama hani o kadar farklı ki yorumlar. Bir de bir yorum farkı var. Bir yorum farkı var yani ortada. Hani bambaşka bir şarkı bunun olmuş. Bunun orijinaline çok sağ... Mesela şöyle ki aranjesi, hı-hı, altyapısı ve ki mix'i çok zordu bu şarkının. Sevgili Alper Atakan muhteşem yaptı. Yani biz orijinaline sadık kalmak istedik çok. O çok şık değişiklikler yaparak yani orijinaline çok sadık kaldı. Bir de ortak bir ton bulmam lazımdı. Çünkü Ahmet'in sesi kalın ve rahmetli benim de çok iyi arkadaşımdı. Çok esprili, çok dünya tatlısı bir insandı. Çok komikti. Nurlarla uyusun. Buna dedim ortak bir şey, bir ton bulmamız lazım. Yani hani tadında bir ton bulalım. Bir yerlerinde de biraz konuşmak istedim öyle. Konuşur gibi olsun dedim. İşte böyle bir ton çıktı. O zaman efendim... Beni vur, beni ellere verme. Klibi de sevgili Erkan Naz çekti. Beni vur, beni onlara verme. Ay, eller nereden çıktı, beni onlara ver. Şu ağlayacağız hep beraber. Hazırsanız buyurun.
Harika. Şart mı alkışlamak ben, ya? Yok değil, ben kendi kendime alkışlıyorum. Hayır, şey anlamda, insan alkışlamaya takati kalmayabiliyor bazen. Ne muhteşemmişim. Ay, ağzınıza sağlık, ne güzel olmuş. Ben de çok şey oluyorum bu şarkıda, çok duygulanıyorum. Hele bir bölümü var ya, sana bir sırrımı söyleyecektim. Şu mermi içimi delmesi, orada yani çok ağladım okurken, klipte de ağladım. Nerede o? Şimdi de gözüm doldu yani. Yusuf Hayaloğlu, Ahmet Kaya, buradan kocaman sevgiler, nurlarla uyuyor. Amin vallahi. Çok büyük evet. Değerler. Evet. Ne şarkılar ne şarkılar. Ben Ahmet Kaya şarkılarının zaten herkes gibi hastasıyım. Hani bütün şarkıları böyle içimizi oyar falan, ama bu şarkı böyle sahnede bile okumuyordum kimse duymasın bunu, hatıra gelmesin diye. Ne oldu, hep ben konuşuyorum. Öyle vallahi, aranızda halledin. Ben aslında devam böyle... etme sanıyorum. Aranızda halledin ya, eviniz gibi. Olur, zaten evimiz burası. Ev yani, her gün zaten seyrediyoruz. Aynen. Ne kadar güzel olur vallahi. İnsanlar hiç... Ya galiba siz ama ne söylerseniz söyleyeyim böyle olacak. Bu böyle olacak ya, böyle yani, çünkü çok yaşıyorum şarkıları. Çok inanılmaz yaşıyorum. Zaten hissedemediğim, yaşayamadığım şarkıyı sahneye bile almıyorum. Ne kadar şey olursa, ünlü olursa, mesela şarkı patlamış. Hı hı. Ama ben hissedemiyorum onu. Hissedemeyince okuyamıyorum. Benim okumam size geçmeli. Benim buram nasıl acıyorsa sizin de acımalı, oyulmalı orası ki benim olduğumu, Yeliz olduğunu anlayın diye. Aynen, yorumcunun bu konuda üzerine çok pay düşüyor. Yeliz Hanım'a hak veriyorum. Çok doğru söylüyor. Ben hiç hissetmediğim hiçbir şarkıyı... Hikayeyi anlaması lazım yorumcunun. Mesela İspanyol Meyhanesi muhteşem bir şarkıdır, hı-hı, değil mi? Nükhet'te okumuştur. Nilüfer'de okumuştur. Nilüfer'de okudu. Mesela ben okuyamıyorum o şarkıyı. Neden? Neden? Çünkü bir kadına yazılmış şarkı ya. Ha, eşi size geçmiyor. Bana geçmiyor. Aa. Yani kadına söyleniyor ya şarkı. Hı-hı. Ben onu veremiyorum, yani hissedemiyorum. Gönül insanı Yeliz, değil mi? Öyle değil tabii mi? Yanlış çok. Görmedik bu kadar. Hep böyle dışarıdan Yeliz, ben şöyle kendi adıma söylüyorum. Yeliz çok gönül insanı. Aynen. Çok kalbiyle hareket ediyor. Çok. Aklını çok sonra getirir. Onun duygularıdır, onun hisleridir, işte onun ön sezileridir. Burasının almasıdır. Yüreğinin götürdüğü yere git, benim için yazmış. Ondan sonra ama diyor ki Yeliz Hanım masaya yatıyor diyor, hiç diyor şey olmuyor, dik dursun diyor Ceyhun. Ha evet, ay bu işte Ceyhun, işte Ceyhun. Doğru, bravo Ceyhun. Her fani sahnede olacaktır. Acayip dik dururum ha. Ama sanki şimdi evdeymiş gibi böyle neyin yatıyor. Ondan sonra evet. Kırılgan ama Yeliz Hanım. Kırılgan, böyle kırılır. Kırılırım, evet. Sonra da böyle kırılır ve böyle belki hayata zaman zaman küser, sonra tekrar dirilir. Evet. Gibi geliyor ama bana. Ama çok hep... büyük bir şey yapılırsa çok... büyük kırılırım. Yani damdan yere çakılırım. Ha öyle. Ki bunu da yapanlar oldu müziğe ara verdiğim dönemde işte. Çok kırdılar. Şimdi ekmekle oynama çok kötü bir şeydir. Yani kim olursa olsun, hangi meslek olursa olsun ekmekle oynanmaz. Evet. 99'dan önce ben çok güzel bir albüm yaptım. 12 şarkılık bir long play yapmıştım. Tabii ki isim vermeyeceğim. Asla isim vermem. Bu piyasada iki kişiyle ne ölüme ne dirime ne şeyime, ki ben hiç kimseyle ne küserim ne ederim, ben yani küslüğü de sevmem. Küssem giderim, ay telefon açarım, unuttum ben niye küstük der, barışırım yani. Ama o iki kişi benim gerçekten hayatıma mal olan şeyler yaptılar. İkisi de çok ünlü. Biri besteci falan. Enstrüman çalıyor. Bak böyle yapıyorum. Ondan sonra biri de şarkıcı. O dönem işte o long play'im çıkamadı, çöpe gitti. Tabii. O kişinin enstrüman çalanın egosu yüzünden falan, her neyse. İsim tabii ki asla vermem. Korktuğumdan mı? Hayır. Ne, gündeme gelecek, cevap verecekler falan, hiç gerek yok. Coşkun Sabah mı? Yok canım, Coşkun Sabah değil tabii ki. Hı. Coşkun Sabah'ın ilk hayır, bestesi... Hayır, bir an şöyle hareket hayır, edin, hayır. O mu diye? Gönlüm Seninle, onun ilk bestesi, tamam. Ben okumuştum onu.
değil tabii ki. Hayır, kim olduğunu şöyle merak ettik hani. Ama şimdi siz onu ben vermemişim. Ha tabii, ha tamam. Vermeyeceğim tamam. Şeyden dolayı hani kafa oraya gidiyor ya kimse yok, diye. Yok yok, müzik dünyasından biri. Ondan sonra şarkıcı değil. Biri şarkıcı, biri şarkıcı değil. Ondan sonra bir tanesi kadın, biri kadın, biri erkek. Bayağı bir yani bayağı bir darbe oldu bana. Sonumun başlangıcını evet yarattılar ve bayağı bir eve kapandım. Yokluk günlerim başladı falan. Bunları hiç ben saklamadım. Çok zor, 99 depremi oldu sonra işte. Sonra çok küstüm. Çok çok küstüm. Yani hiç... Ne kadar oldu toparlanma? Yani ne kadar zamanı aldı? 2007. Yani 8 yıl oldu. Bayağı 8 yıl. 2007. Uzun bir süre. Özgür Aras. Özgür girdi hayatta. Evet, canım Özgür. Özgür hep... Özgür'ün sihri. Özgür zaten Yonca Evcimik benim tabii çok kankam. Özgür'le bir gün karşı... Ay dedim ki sen şimdi dedim söylesem yine dedim... Yapmazsın benim dedim menajerliğim falan böyle Özgür'e. Bir açılıştaydık bir davette. Ver bakayım numaranı dedi bana. Sen ver bana numaranı dedi. Ben verdim numaramı. Ay sabahın 9'unda aradı beni. Koş Yonca bize, ben Caddebostan'da oturuyorum. Yonca da Kalamış'ta oturuyor. Ondan sonra hadi şimdi koşa koşa Yonca'ya git dedi. İşlere başlıyoruz dedi. Ben böyle uçarak Yonca'ya gitmiştim. Özgür çok... zekasının, işinin, profesyonel, yani bunların bütün her şeyi dışında Özgür çok vicdanlıdır. Çok çok iyi. Ben onu 11 yaşından beri tanıyorum. Ben de çok eski tanıyorum. Yani 11 değil ama hani bu piyasa, yani hep tanıyorum Özgür'ü. Evet evet, yani hep çok sevdim. Tanımadan da çok sevdim. İşte öyle 2007'de başladı bizim sonra artık dost şey olduk, yani aile gibi olduk. Özgür'ün sihri değil mi? Kesinlikle Özgür'ün sihri. Nasıl girdi sihri hayatına? Aslında çok uzun bir zaman değil, çok yakın bir zaman diliminde oldu. Yani ben de uzun yıllardan beri sektörün içinde çalışan bir insan olarak ne kadar tanışmasak da yerini ve gücünü biliyordum, takip ediyordum. Yaklaşık 4 ay önce ben bir portalda bir röportaj vermiştim. İşte müzik kariyerime dair. Sonra galiba bu yayınlandı. Özgür de galiba orayı takip ediyormuş. Gördü yani orada. Konuştuğumuzda. Neleri takip konuştuğumuzda keşfediyor bunu, böyle. Sohbetimiz böyle gerçekleşmişti. Sonrasında ben röportajı yayınlandıktan sonra paylaştım. Sonra Özgür ufak ufak böyle, şimdi Instagram'a girdiğimde hikayelerime bakıyorum kimler bakmıştı herkes gibi. Bakınca orada Özgür'ün resmini, ismini gördüm. Ayda ben şey oba oldum ya, ayağa kalktım evde. Gerçekten öyle. Sonrasında da benim 2 sene önce çıkarttığım şarkıyla alakalı paylaşımlar yapmaya başladı. Ama bu süre zarfında hiçbir diyalogumuz yok. Yani hiçbir yazışmamız falan gerçekleşmedi. Ben sadece kendi içimde kuruyorum bunun heyecanını, yaşıyorum. Aa Özgür'e gitti bu iş falan. Bir de... Hiçbir iletişim kurulmadan, hiçbir paylaşım olmadan gönülden onu yapması tabii zaten benim için. Aynen. Yani benim için kıymetli olan taraf buydu. Hiçbir iletişim olmadan kendisi paylaşmaya başlayınca benimle alakalı, şarkımla alakalı durumları. Sonra ben de buna kayıtsız kalamadım. Hemen cevap vermedim tabii. Kayıtsız kalamadım, direkt mesaj attım. Dedim, ben size tanışmak istiyorum. Ve öyle mi başladı? Gerçekten öyle başladı. Nereden? Harika. Telefonu var mıydı sende? Hayır, telefonu bende yoktu. Hırkanızın altına. Ah pardon. Tamam, telefonu tamam. Var mıydı? Telefonu bende yoktu. Şeyden attın. Instagram'dan. Şimdi benim, yani benimle alakalı şeyler paylaşınca ben de buna kayıtsız kalamadım. Kalınır yani, mı teşekkür, ya? Bir teşekkür kalınır etmek mı? Istedim. Zaten onu beklemiş galiba. Özgür aşk olsun, bir kere benimle ilgili bir şey paylaşmadın. Bir kere. Kayıtsız kalamadım, mesaj attım. O da hemen geri döndü. Belki yani bir şeyler böyle, düşünüyordur aslında. 5 saat sonra, 10 saat sonra ya da haftalar sonra dönmedi Özgür. Hemen döndü. İşte kendi çalışmalarımdan bahsettim. Kendi projelerim var, sizi dinletirmek isterim. Yoğunluğunuzu biliyorum falan. O da seve seve tabii ki elbette yazdı. Numarasını bıraktı. Ve numarasını aldıktan sonra hafta sonu yazıştık. O haftanın pazartesi günü ilk toplantımız gerçekleşti ve şimdi buraya geldik. Ve 2007'de Özgür
menajer hayatınıza girdi. Menajer sıfatıyla. Sonrasında da dedi ki seni biriyle tanıştıracağım. Hı-hı. Çok güzel besteleri, sözleri var ama o da birini arıyor okusun şarkılarını diye dedi. Ve Tamer Gürsoy'la tanıştırdı. Ağla kalbim, haykırdım sessizce o şarkıların bestecisi sözleri. Ağla, yani muhteşem. Hiç bu işlerle alakası olmayan bir okul sahibi falan bir insan. Ondan sonra onunla döndüm. Ve o arada da Türkiye'de ilk defa yapılacak olan bir yarışma geldi. Yeliz dedi o yarışmadasın dedi. 14 tane ünlü. Hı hı. 7'si şarkıcı, evet. 7'si şarkıcı olmayan ünlü. Orkestra şefi Metin Özülkü. Adı şarkı söylemek lazım. Aman yarabbim bir yarışma ki. Böyle kişiler verildi, hı hı, falan dedim. Allah'ım, Metin'e dedim ki sen şimdi dedim torpil geçemezsin değil mi? Yok dedi, yemin ettirdiler dedi. Mümkün de ay ne olur bana Semih Saygıner çıksın ne olur. Sonra gece 11.30-12'ye mi bile mi ne geliyordu. Metin aradı, inanmayacaksın ama sana dedi Semih Saygıner çıktı dedi. Ve muhteşemdi yani her pazar çekim canlı yayındı biliyorsunuz. 14 ünlü. O kulisin şahaneliği falan. Yani işte öyle geri döndük. Vallahi ama 8 yıl az bir zaman değil. Ya neyi merak ediyorum? Hani o zaman 1999'da sizi küstüren iki kişi. Sonrasında 99'dan önce. Abad oldular mı? Yani hayatları böyle daha mı yükselerek devam hiç etti? Değil. O şeye çok inanıyorum da onun için merak ettim. Hayır hiç yoklar. Hatta tam tersi. Yani hı, stabiller. Hanım, kadın olan hiç ortada yok zaten. Hı hı. Anladım. Valla belki de böylesinde hayır vardır diyelim. Tabii canım yani kendi ya bir insan ne yapıyorsa, hı hı, ben onu o 8 sene hani evdeydim dedim ya, ben çok kendimi kendimden çıkarıp kendimle konuştum. Bir insan ne yapıyorsa kendine yapıyor. Hı. Hatayı kendinde bulacaksın. Hatanız neydi? Bir sürü hatan oluyor. Karşındakine güvenmek, karşındakine olandan fazla değer vermek, bir adım gelene bin adım gitmek, tanımadan, tanımadan etmeden, işte böyle sınanıyorsun zaten yani. Ben çok büyük sınavdan geçtim. Özgür çok iyi biliyor bunu. Büyük sınavdan geçtim. Öyle böyle değil yani. Hani öyle Allah düşmanıma, hayvanlara kötü davrananlara verebilir. Onlara versin. Gerçekten bayağı büyük ve zaten o sınavları geçersen ödüllendiriliyorsun diye düşünüyorum. Ödül geldi mi? Tabii işte geldi. 2007 ile birlikte geldi zaten. Hep ondan sonra hep devam etti. Sonra sahne başladı. Bir mekanda 11 yıl sahne, hı-hı, alabilmek, her hafta orayı 300 kişi doldurabilmek kolay bir mesele değil yani. Hem de Anadolu yakasında 11 yıl bir mekanda çalıştım. Hani bir sürü mekanları olan bir grubun bünyesinde olan bir mekanda. Sonra işte bugünlere geldik. 45. yılı da yine Özgür'ümle Beni Vur'la Sevgili Ahmet Kaya'nın şarkısıyla. Ama bundan sonra da çok değişik, güzel onu soracağım var şimdi. Peki ne zamana yani, bahar mı? Sonbahar. Aa, Eylül'e. Şey, albüm mü? Yok, albüm gençler yapsınlar artık albümler. Yani albüm yapıyorsun. Tabii hani çok güzel bir sürpriz derken yine bir böyle bir single mı geliyor? Yine böyle bir acayip damardan böyle bir bizi kanırtacak bir şarkı mı geliyor? Yok. Ay ama değil şimdi. Ama herkesi, ben şimdi heyecan böyle anlatınca ama ya esrarlı anlatmıyor herkesi muyum? İlgilendirecek yani herkesi. Ben de merak ettim. Çok esrarlı anlatıyor. Ben de merak ettim ama Özgür okey verdi mi? Hayır. Evet o öyle. Özgür'e söyledim sadece, çıplak okudum yolladım o kadar. Yok ya şimdi öyle deme. Ha tamam. Diyor? Ceyhun diyor ki tamam söylemesin ama o olacak şey neyse bize onunla gelsin diyor. Onunla geleceğim zaten. Ama şimdi biz merak et. Tamam şimdi Özgür'ü tanıyor muyuz? Tanıyoruz. Kızar şimdi, hiç gerek yok. Tamam. Yok Ceyhun. Özgür'ün önüne atamam ben Yeliz'imi. Yok zaten Özgür ben de söylemem ki. Yok. Hani bunu kimse bilmiyor. Bırakın en yakın abim bile bilmiyor. Süremiz mi bitti? Ay, ben bitsin istemiyorum. Ben sabaha kadar konuşmadım. Ne?
Şaka, sohbet güzel diye ben devam ettim. 5 dakika oldu biteli diyor. Gerçekten mi? Biz boşu boşuna mı konuşuyoruz burada? Yok, bitti derken kesmedi de o bizi alıyor böyle. O bizi tiye alıyor bence ya. Ben ezik miyim? Hani ne oldu bize baklava börek olmadı? Ezik mi? Oradan bakınca ezik mi görünüyorum ya? Niye böyle yönetmen beni sallamıyor ya? Ama ne istiyor? Baklava. Yeliz Hanım'a baklava istiyorum. Niye baklava hadi. Yeliz Hanım'ın yok. Neyi eksik? Baklava gönder. Sütlü Nuriye yok, baklava yok. Ah ne oldu Ceyhun, ne oldu Ece? Hiç yani... Gece uyumadığınızda ne yaparsınız? Çok güzel soru. Ben gece uyumam. Ne yaparsınız? Net bir ben hiç uyumayan bir insanım. Çok az uyurum. Ben sabah... Yani ya sabaha karşı 6-7, bazen hiç uyumam, kahvaltı eder, ondan sonra 2 saat, 3 saat uyurum. Uyku hiç sevmem. Hiç sevmediğim bir şeydir. Uyku sevmem diye ilk kez birini görüyorum. Uyku hiç sevmem. Ben yok. De sevmiyorum. Hani kereviz sevmem gibi söylüyor. Çünkü ben bunu çocukluğumda 14-15 yaşında söyledim. Ölünce bol bol, babam rahmetli babama söylemiştim. Ölünce bol bol uyuyacağız. Niye uyuyayım ki derdim. Bende de var mesela. Ona göre de bir meslek seçmişim. Ne yapıyorsunuz? Gece şeyleri, uyuyamadınız da. Yani geceyi çok ben zamanı kaçırıyormuşum, hayatı kaçırıyormuşum psikolojisine giriyorum. Bravo. Bir dakika, kaçta yatıp kaçta kalkıyorsunuz? Bilmiyorum ki, yok benim saatim. Aynen. Mesela beni 3'te de arayabilirsin. Gece 3'te. Mesela ama saat böyle 10'da bir içim geçer. Bütün sesleri duyarım 15 dakika. O 10 saatlik uykuya bedeldir. Hani böyle acayip bir iç geçer ya. Ondan sonra... gece saat 2'de çekirdeğimi alırım, dizi seyrederim, saat 4 olur. Bu sabah, bu gece kaçta yattım söyleyeyim. 6'yı geçiyordu. 6.30 falandı. Kaç saat uyudunuz? Öyle işte, kedilerim var. Ha, onlar tabii uyandırırlar. Uyandırdı. Ben uykuyu, yani nasıl diyeyim, erken yatağa giren insanlara saygım sonsuz. Söyleyeyim buradan da. Bir de yastığa 5 kala uyuyanlara. Çok imrendiğim bir şey bu yani. Hani ben keşke ben de erkenden gelebilsem kaçta ama. Kaçta yatıyorsun? Benim de Yeliz Hanım gibi yani çok değişkenlik gösteriyor. Bazen mesela o herhalde kafanın yoğunluğu ve yorgunluğuyla bir alakası var bence bilinçle. Bazen 12'de giriyorum. Bazen sabah 6'da. Bazen sabah 10'da yattığım zamanlar bile oluyor. Ben 48 saat uyumadan televizyon çekimine de gittim, konsere de gittim. Bana... Uyumak yaramaz bir de. Şişerim, sesim kısa. Aynen. Biraz tersim. Sahnede buz yerim mesela. Hmm. Evet, yani hani imamın dediğini yap yap öyle bir laf vardı ya. Ben artık daha da düşürdüm. Önceden 6-7 saat, 7-8 saat uykularım vardı. Şimdi 3 saat, 4 saat. Yetiyor bana. Ayda bir kere falan şöyle bayağı bir uyurum. O bana 6 ay gider. Çünkü... O ne ya öyle tışlıkım. Tarhanayı hazırlamak gibi ben. Ay ya sonbaharda hazırlarım bütün yıl yerim. Ne bu ya? Ayda bir hiç duymadım ben böyle bir şey. Ayda bir şey. Tam iyi bir uyuyorum. 7-8 saat. Hani milletin normal uyuduğunu benim 8 saat benim için. Rekor. Ya şu anda Ceyhun yemin ediyorum beni kesecek arkadaşlar. Yani şey kapatmamız gerekiyor ama yani o kadar şey ki hem bunu kapatmak istiyor hem de diyor ki ne olur bir yalan diyor yalvarıyor. Hayır olmaz. Beni vur olmasaydı ne olurdu? Hiç düşünmedim ki başka bir şey. Oradan da yürüyemedik. Hiç düşünmedim. Bundan bir öncekini okuyayım o zaman. Tamam. Bekle Yağmur Geliyor'u okuyayım. Ay, tamam. Biz günahsız seviştik, asla yanmayacağız. Göklere çıkacağız. Bekle Yağmur Geliyor. Biz günahsız seviştik, asla yanmayacağız. Göklere çıkacağız. Bekle Yağmur Geliyor. Aysel Gürel ve Tamer Gürsel. Huzurlar içinde uyusun. Evet. Kapatmıyor musun?